Halid bin Velid doğu tarafında Sasanileri İslam yurdu yaparken, Irak'ı fethederken yukarıdan da Hazreti Ebubekir aleyhisselam 4 tane komutanı görevlendiriyor Suriye'yi fethetmesi için. Öncelikle Şam fethedilecek, ondan sonra yukarılara doğru çıkılacak. Kudüs fethedilecek, ondan sonra Antakya fethedilecek. O dönemde hatta Haçlı Seferlerinden de bilirsiniz, Antakya çok önemli bir yer. Yani şu anki gibi değil. Antakya Bizans'ın en önemli şehirlerden, yani 5 tane şehirlerinden birisi. Biri işte Roma, birisi İstanbul, biri İznik, biri Antakya. Yani neden? Çünkü Asya ile olan bağlantı merkezi Antakya'da. Aynı zamanda büyük de ticaret dönüyor orada. O yüzden önemli bir merkez Antakya. Antakya'da fethedilirse zaten Anadolu'nun kapısı açılıyor Müslümanlara. Abi şeyim için. Şimdi Hazreti Ebubekir 4 tane komutanını görevlendiriyor. Bunlardan biri işte Amir bin As, kendisi çok büyük bir komutan. Bana kalırsa Halid bin Velid'den sonra en sevdiğim komutan abi Amir bin As. Çok zeki, çok kurnaz bir adam. Arap dehası. Kudüs efendim abi. Arap dehası. Arap dehası abi. Hatta şey dedi ya, Kudüs'ün fethi sırasında Hazreti Ömer Amr bin As'a mektup gönderiyor. İşte diyor, şimdi Bizans'ın Artabunu ile Arapların Artabunu Evet. karşılaştı diyor. Yani Kudüs'ün kralı Artabun ya, o kadar büyük bir. Ya iki tane abi, şimdi neyse Kudüs'ün oraya da geleceğim. Orada bir şey anlatmam gerekiyor. İşte Ebu Süfyan 4 tane komutanı Suriye'nin fethiyle görevlendiriyor. O sırada aynı döneme denk geliyor. Halid bin Velid de Irak'ta. İslam ordularını İslam yayıyor. İslam, yani Irak'ı fethediyor. Şimdi İslam ordularının Suriye'ye geldiğini haberini alan İmparator Heraklios muydu abi? Unutuyorum sürekli. Bırakıyoruz. Heraklios büyük bir ordu topluyor. Ne yapıyor? 4 tane önce şey, yani şimdi 4 komutan, 4 ordu, apayrı bir ordu var ya, küçük küçük birlikler. Şimdi İmparator bunun haberini alıyor ve diyor ki, şimdi 4 tane, o da bir tanesi yine kendi oğlu Mute Savaşı'nı kaybeden komutanlardan birisi. Teşekkür ederiz kardeşim, eyvallah. Diyor ki, yani 4 tane ordu, Bizans İmparatoru diyor ki 4 tane orduyu bölersem diyor, Müslümanları ezmem daha kolay. Çünkü sayısı kat kat üstünler. Bizans İmparatorluğu, Bizans ordusu. Bunun haberi Müslümanlara geliyor ve hemen 4 komutan orduyu birleştirme kararı alıyor. Nerede? Yermük dolaylarında. Şimdi ama yine kat kat zayıflar Bizans'a göre. Hazreti Ömer'e mektup gönderiyor Amir bin Ebu Sufyan, pardon. Hazreti Ömer'e mektup gönderiyor. Yardım gerekiyor diyor. Hazreti Ömer de İran fethini tamamla, tam fethetmiyor da, İran büyük bir çoğunluğunu ele geçiren büyük komutan, daha hiç kaybetmemiş Halid bin Velid'i diyor, mektup gönderiyor, diyor ki sen de Suriye'ye geç. Suriye'nin fethinde yardıma git. Şimdi hemen hemen ordular neredeyse karşılaşmış. Suriye'de Halid bin Velid'in de çölü geçmesi gerekiyor. Şimdi Halid bin Velid çöl, yani küçücük ordu. Küçük ordu dedim ya, koskocaman çöl. Ya yani nasıl geçeceksin? Eyvallah, sağ olasınız. İyi yayınlar falan diyorlar abi. Ordu Halid bin Velid gece neredeyse uyumadan çok zorluklarla çölü geçiyorlar ve yardıma hemen hemen yetişiyor. Şimdi Halid bin Velid diyor ki, fark ediyor ordunun dağınık olduğunu. Herkesin, Amir bin As'ın ordusu arkasında, Ebu Sufyan'ın ordusu arkasında. Diyor ki şimdi karşımıza bizim büyük bir ordu çıkacak. Neredeyse sayılı kaynaklarda sayılır 200, 240 bin. Ne demek abi 240 bin? Önünde, yani bak, dile kolay yani 240 bin kişi. Ve hepsi mükemmel profesyonel asker. Bizans askeri yani. Hepsinin teçhizatı tam. O dönem Araplar ne? Üstünde derileri olan, başında yani kılıçları olan sıradan askerler. Yani teçhizat bakımından söylüyorum sıradan. Yanlış anlaşılmasın. Halid bin Velid diyor ki bizim ordumuzu tek bir ordu haline getirmemiz lazım. Herkes direkt bütün orduya komutanlık etmesi lazım diyor. Aleykümselam. Abi benim yorumlara dalıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Halid bin Velid diyor ki ben ordunun komutasını kendi elime alayım. Ve gerçekten de eline alıyor. O Müslümanların sayısı da 45 bin, 46 bin kişi. Karşı taraf Bizans'ın sayısı 240 bin kişi, dediğim gibi. 200 bin kişi, hadi olsun 170 bin. Yani çok 10 kat üstü. Halid bin Velid'in katılmasıyla İslam ordusunun gücü ne kadar? 40 bin, hadi olsun 50 bin de değil de 30 bin, 40 bin arasında. Halid bin Velid orduyu şimdi şey yapıyor, birleştiriyor sol kanat. Yani
Daha önce hiç görülmemiş. Normalde savaşlarda ne olur? Üçe bölünür ordu. Merkez, sağ kanat, sol kanat diye. Halid bin Velid orduyu beşe bölüyor. Şimdi sol kanat, ondan sonra solun yanına bir sağ kanat, merkez, bir de onun yanına sağ duruyor. Merkezin arkasında duruyor. Destek için. Halid bin Velid böyle şey yapmış. Karşısında Bizans ordusu. Aynen küffara galebe çalınıyor. Çok büyük bir savaş. Şimdi Halid bin Velid, şimdi bize Halid bin Velid gelene kadar bu arada beraber birbirlerini iki ordu tahrik ediyor. Şimdi çünkü karşı tarafın saldırmalarını bekliyorlar. Yani ne kadar şimdi karşı taraf saldırırsa bekleyen taraf o kadar avantajlı oluyor. Bu arada Bizans ordusu dönemin bölgeyi o kadar çok iyi bildikleri için kendilerini avantajlı bir yere aldılar. Arkaları dağ. Yani dağdan güç alıyorlar. Bir tane de köprü var yeni başlarında. Bu köprü onlara şimdi birazdan anlatacağım. Sonra olacak fakat bölgenin savaşlarda coğrafi bilginin önemi de çok önemli. Yani doğal şartları, hatta Osman Pamukoğlu da söyler bunu. Yani savaş kaybettirir. O kadar önemli. Şimdi Bizans'ın sol kanadı atağa geçiyor. İslam ordusunun sağ kanadını eziyorlar. Halid bin Velid de savaş ordugahının arkasında çadırlar var. Çadırlarda çocuklar var, kadınlar var. Kadınlara kılıç veriyorlar ki kadınlara da çocuklara kılıç falan veriyor Halid bin Velid. Diyorlar ki eğer askerler geri kaçarsa diyor, geri doğru kaçarsa siz onlara ne için savaştıklarını hatırlatın. Ne için savaştıklarını hatırlatın. Ve onları kendilerine getirtin. Hatta gerekirse siz de savaşa katılın diyorlar. Halid bin Velid. Şimdi sağ cenah kaçmaya başlıyor abi. Halid bin Velid de tabi arka merkezden bunlara yardıma gidiyor. Fakat üstünde herhangi bir şey sağlayamıyorlar. Bakıyorlar askerler geri kaçmaya başlıyor çadırlara doğru. Çadırlardaki kadın çocuklar almışlar ellerine taşları, kılıçları. Çadırdan çıkıp onlar da ileri doğru gitmeye başlıyor. Bakıyorlar kendi asker ne yapıyor? Kadınlar bile savaşıyor. Psikolojik olarak anlatıyorum. Kadınlar bile savaşırken bizim buradan geri kaçmamız bize yakışmaz diyor. Yani ne olur ölürsek de ölelim diyorlar. Yani psikolojik olarak kendilerine geliyorlar savaşta. Çünkü savaş esnası yani savaşlar uzun sürüyor. Adamlar artık askerler ne için savaştığını unutuyor. Sadece artık öldürelim de gitsin. Biraz askeri psikolojiye giriyorum burada. Şimdi askerler toparlanmaya başlıyor sadece. Çok uzatıyorum. Çok uzayacak ya. Biraz kısa şey yapayım abi. Uzun lafın kısası ilk gün böyle Bizans üstünlüğüne geçiyor. İkinci gün Fatih Sultan Mehmet diyorum. Halid bin Velid kafasında bir plan kuruyor. Diyor ki Bizans ordusu koskoca 200 bin kişinin geçtiği bir tabii Bizans ordusu arkasını dağlara almış. Yanında da nehir var. Nehirden köprüyle nehirin üstünde köprü var. Orduyu da köprüden geçirerek yermi dolaylarına gelmişler. Halid bin Velid bunu öğreniyor ve bir takım askerini görevlendiriyor. Gizli gizli akşamın karanlığında o köprüyü tutmalarını istiyor. Hatta orada bir sürü meşaleler yakmalarını istiyor ki olsun Bizanslar arkalarından akşam vakti kuşatıldığını fark etsin. Ya tabii olsa akşam saatleri bu psikolojik olarak bunu yapıyor. Ondan sonra alevler yanmaya başlayınca abi Halid bin Velid direkt yapıyor. Hücum emri veriyor ve orduyu eziyor. Bu kadar da aynen stratejik bir hamle. Uzatmanın da mümanesi yok. Çünkü biraz daha detayları da var da. Yoksa tarihin arka odası gibi abi dediğin gibi sürecek sabaha kadar. Şam'ın fethini falan anlatırım falan dedim abi. Sadece 40 dakika oldu. Karanlıkta askerler birbirini görüyor mu? Arkada meşaleler yanıyor. Köprüden kaçamaz asker geriye. Arkaya kaçmaya başlıyor bu sefer Bizanslılar. Arkaya doğru kaçmaya başlıyorlar. Ama arkası uçurum. Karanlıkta insanlar ölüm korkusundan kaçıyor. Uçurumdan atlayarak yüz binlerce Bizans askeri ölüyor. İbn-i Kesir olması lazım. Kaynakta geçiyor. 100.000 asker. 100.000 Bizanslı. Ya ordu zaten 200.000. 240.000 kişi. Ordunun yarısı sadece uçurumdan düşerek ölüyor ve İslam'ın en büyük zaferlerinden birisi aynı zamanda Müslümanların yani ilk dönem Müslümanlarının en büyük zaferi. Çok büyük bir savaş yani. Savaşı. 200 bin kişi yani Osmanlı Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethederken kaç bin kişilik orduyla fethetti değil mi? Yani biraz daha şey yapmanız açısından bu detayları veriyorum.